23 Şubat 2020 Antalya Kumruca Mavi Kent Karaöz Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda Rekor Gelişim müşterimiz. Evet. Sıvı yaprak gübresi, Rekor Gübre müşterimiz Bayram Mengeç. Evet. Yani. Burada kapya biber seralarında Rekor Gübre sıvı yaprak gübresini kullandılar. Neler gördük? Evet. 10 Şubat gibi birinci uygulamamızı yaptık. 10 Şubat gibi uygulama yaptım. Evet, şu anda sürgünler oluştu. Yani tepe sürgünlerinden bahsediyoruz. Evet, şu an sürgüleri. Bu serada şu anda tabanda Rekor Gelişim ürünümüz kullanıldı. Üstten de sıvı Rekor Gübre, yaprak gübresi kullanıldı. Devam edelim. Yani burada verdikten sonra ilk gözlemlediğiniz ne oldu? Yani bir soğuk dönemde geçirdik bu arada. Soğuk dönemde geçtik. Biraz durgundu bitki. Şu anda kapyamız, yani sürgünleri mevcut. Yürümeye başladı. Şöyle gelelim yavaş yavaş göstererek. Yapraklarda bir renklenme, koyu renk aldı. Yaprak renginde koyu renk var. Koyu renk aldı. Şu anda o şekilde ekranda görüldüğü gibi. Şöyle gelelim şuraya da. Şimdi örnek mesela burada şu tepe patlamış, yürüyor gidiyor. Artı şuradan da aynı şekilde devam ediyor. Evet. Şöyle çiçek canlılığını gösterelim yakın. Ve meyve tutmuş. Meyve tutuyor. Şu karşıda. Şöyle görünüyor şurada da aynı şekilde. Şimdi tepelerden göstermeye çalışıyoruz. Şöyle bitkinin stresini atma konusunda ne düşünüyorsunuz? Ne diyorsunuz? Stresle alakalı. Atıyor yani, bitki stresini atıyor. Bir de şey var. Yani mesela şu an üreticiler de görecek. Öyle bir meyvede sanki parlama. Evet, parlaklık meydana geldi. Daha öncesinde var. Yani atmadan önce bu parlaklık var mıydı bu kadar? Yok, bu kadar parlaklık yok. Şu arayı da gösterebiliriz. Orada buraya hasat yapıldığı için pek kırmızı fazla yok. Tek tük. Yeni toplandığı için. Yeni toplanan bir sera. Şöyle gidelim. Burası kaç dönümdü? Kaç dekardı? Bir dönüm 300 metrekare. Bir dönüm 300 metrekare. Diğer bir parçanız daha var. Evet. Kullandığınız. Gelelim. Böyle göstere göstere. Aynı şekilde her noktada. Burada aşağı yukarı 12 gün gibi bir uygulama sonrası. Şöyle net görülüyor. Şurada tepelerden de görülüyor. Aynı şekilde gidiyor. Cins olarak neydi bu biberin cinsi? Kapya 508. 35-508. 35-508. Tabanda Rekor tamam. Gelişim kullandık. Taban, evet. Zaten uzun senelerden beri kullanıyorsunuz. Evet, 10 yıldır beri kullanıyorum. Yani. Üstten de Rekor Gübre, sıvı yaprak gübremizi verdik. Size 12 günde burada stresle ilgili. Evet. Bitki stresini atabildiği bu arada, çünkü soğuk oldu. Evet, 3-4 soğuk gün. Soğuk oldu. Tabii zaman zarfında yani bir bitki şeydi yani, yürümüyor diye. Yürümüyordu. Tepeler durgundu. Şu anda biraz canlandı yani, bir sefer yapmamıza rağmen. Bir seferde. Şu an ikinci uygulama zamanı gelmiş. Evet, ikinci uygulama yaparsak öneriyoruz. Şöyle gelelim. İyi olacak. Şurada zannediyorum ya. Şöyle gösterelim şuradan. Şu kırmızılıkları bu şekilde. Böyle gidiyor. Tavsiye eder misiniz Bayram Bey? Vallahi bütün çiftçilere tavsiye etmesin. Rekor uygulamalarını yani şey yapar, tavsiye ederim. Şimdi sıvı yaprak gübresi, Rekor Gübre öncelikle bitkinin üzerindeki var olan gücü kullanılmasına, bitkinin hareketlenmesine, stresli dönemlerde stresi atma, mevcut çiçeği koruma, canlılığını koruma ve tutumla alakalı. Bu da zaten kendini gösterebiliyor. Gösteriyor. Onun dışında normal gübrelemenizi zaten yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Bitki ne kadar dirençli olursa zaten meyve kalitesi, meyve tutumu, gelişimi de o kadar iyi oluyor. Soğuk ve sıcak streslerinde de bitki daha çabuk atlatabiliyor. Bunları Rekor Gübre, sıvı yaprak gübresiyle sağlıyoruz. Var mı eklemek istediğiniz burada bize, üreticilerin söylemek istediğiniz? Vallahi herkes kullansa tavsiye ediyorum yani. Kullansa o çok iyi olur. Kullansa tavsiye ediyoruz. Evet. İnşallah ikinci, üçüncü uygulamaları da yapacaksınız. Burada devam ediyorsunuz. Diğer yan taraftaki parçalarınız var. Onlar da aynı şekilde. İkinci uygulama, üçüncü uygulama yaptığınız zaman daha farklı olacağını zannediyorum ya. Farkı şu anda 10 günlük zaman zarfında patlatma oldu. 10 günde bu patlatmayı sağlayabildi. Evet. Biz teşekkür ederiz. Görüşlerinizi paylaştınız. Buradan öncelikle Kumruca ve tüm Türkiye'deki seracılara selamlarımızı gönderiyoruz.